Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli izleyenlerimiz, kıymetli FM TV ailesi ve tefsir programımızın değerli takipçileri, yine bir cuma akşamında çok kıymetli bir sure, günün de anlam ve önemine uygun cuma suresiyle inşallah bu akşamda tefsir dersiyle, bu haftada tefsir dersiyle canlı yayınla saatlerimiz 19'u gösteriyor ve bizler inşallah sizlerle beraberiz. Yine her hafta perşembe saat 7, bugün perşembe, bu hafta ve her hafta sloganıyla inşallah her perşembe sizleri saat 7'de canlı yayın tefsir derslerimizi bekliyoruz değerli kardeşlerim. Evet, şu anda kıymetli sayfalarımızdan da takipçiler var. Aşk 5 vakittir Huzur İslam'da, Genç Hoca takipçileri Instagram sayfalarından da şu anda yayın, canlı yayında olanlar var. Her birinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Aynı zamanda FM TV'de şu anda tefsir programındayız. Hemen hatırlatalım, 0533 143 7994. Tekrar ediyorum, 0533 143 7994. Ne oldu? WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kıymetli izleyenler, anlamadığınız yerleri, tekrarını istediğiniz programları bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda bugüne kadarki yaptığımız Yasin, Tebareke, Amme, Rahman, Vakia gibi ve Duha'dan aşağı, Elemtere'den aşağı gibi okumuş olduğumuz birçok sure-i celle'yi de bizler YouTube kanalımıza yüklüyoruz. Oradan da sizler de izleyip istifade edebilirsiniz. Kıymetli izleyenlerimiz, hepsinin tekrarı inşallah YouTube kanalımızda mevcut. Evet, tekrar hatırlatıyoruz. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi olan, Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde bulunan, Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden 62. suresi 11 ayet-i kerimeden oluşan, Yahudilerden ve cuma gününden ve cuma namazından bahseden cuma suresini inşallah ihya edeceğiz. Birlikte okuyacağız kıymetli izleyenler. Her hafta hatırlatıyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Ayet-i kerimedir. Ve zekkir fe inne zikra tenfaul müminin. Ey Habibim, müminleri hatırlat. Hatırlatmakta müminler için faydalar vardır. Ayet-i kerimesi gereği her hafta hatırlatıyorum kıymetli izleyenler. Bizler hangi tefsirlerden okuyoruz? Tefsir çok önemli bir ilim. Tefsir çok önemli bir ders. Okuduğun tefsir seni neuzubillah cahil yapar. Okuduğun tefsir neuzubillah inşallah seni alim yapar, kimisi cahil yapar. O yüzden arkadaşlar, okumuş olduğumuz tefsirler çok önemli. Sapıklar var. Ülkemizde dini inançlarında sapıklık olanlar var. Maalesef, özür diliyorum, üniversitelerde ve özellikle Diyanet camiasında Kur'an-ı Kerim'i farklı yorumlayan müfessirler var. Kendilerine göre yorumcular var. Onların dilinden, onların ağzından olmaz kıymetli izleyenler. Kesinlikle ehli sünnet camialardan, özellikle Ruhul Furkan, Ruhul Beyan, Beyzavi tefsiri, Nesefi tefsiri, Kur'an-ı Macid gibi ilimleri okumamız lazım. Efendi Hazretlerimizin tefsiri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu tefsir çok güzel, Kelime Mahalli. Bunları okuyabiliriz. Bunlar ehli sünnet, itibar edilir, amel edilir. Ama arkadaşlar, bunların dışında tefsirleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Çünkü tefsiri yanlış yerden öğrenirseniz, neuzubillah, peygamberimizi, Kur'an'ı bambaşka bir yorumla öğrenmiş olursunuz. Bu da yanlış olur. Evet kıymetli izleyenler, bugün tekrar ediyoruz, cuma suresini okuyoruz ve inşallah hemen dersimize başlıyorum. Zaten bugün inşallah birkaç dakika fazla bile ders isteyebilirim. Neden? Çünkü bugünkü suremiz de uzun. Yani 11 ayet ama ayetler çok uzun ve bununla birlikte de maalesef süremiz kısıtlı arkadaşlar. Bir saatimiz var. İnşallah bir saatte bu 11 ayet-i kerimeyi okumaya çalışacağız. Esbab-ı nüzul dediğimiz, yani sebep, inme sebebini de inşallah ihya edeceğiz. Bu surede birçok inme sebebi var. Yani esbab-ı nüzul var kıymetli kardeşlerim. Bu ayetlerin inmesinde büyük hikmetler var. Çok büyük olaylar var. İnşallah bu akşam hepsini derleyeceğiz, toplayacağız, okuyacağız. İnşallah okutmaya çalışacağız. Mevla Teala Hazretleri tesirini yüksek eylesin diyorum ve Bismillah diyerek başlıyorum. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da hatırlatayım. Cuma suresi, Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzünde bulunan 11 ayet-i kerimeden oluşan, ayetin ismini de, surenin ismini de şu an plazmada yok ama 9. ayetten, bakın 9. ayette geçen
Cuma suresinden almıştır arkadaşlar. Ama çoğunluk olarak Yahudilerin özelliklerinden ve Yahudilerin tam olarak niyetleri, fikirlerinden bahseder. Ama son 5-6 ayet kelimesi de Cuma'dan bahseder. O yüzden arkadaşlar ismi Cuma suresidir. 28. cüzde çok kıymetli bir suredir. Peygamber Efendimiz her Cuma, Cuma günü her Cuma bu sureyi okumaktadır arkadaşlar. O yüzden şu andan itibaren Cuma sayılır. Yani Hicri takvimde gün 2'den sonra olduğu için şu an Cuma sayılır. Her Perşembe akşamı bu sureyi okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'la rivayet ile Peygamber Efendimiz Cuma günü girdiğinde Cuma suresini mutlaka okurdu buyuruyor. Ondan dolayı bizim de okumamız lazım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Evet. İlk ayet-i kerimemiz kıymetli kardeşler. Rabbimiz buyuruyor. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Kelime toplu manasıyla yerde ve gökte bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Arkadaşlar kelime mana yapalım. Yusebbihu tesbih eder, ediyor, edecek. Lillahi Allahu Teala'yı ma nedir o tesbih eder? O öyle bir şeydir ki fis semavati göklerde bulunanlar daha ve ma fil arz ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Arkadaşlar yusebbihu sebbaha yusebbihu'dan gelir. Arapça fiili muzari diyoruz biz buna. Biz buna ne diyoruz? Fiili muzari. Yani manası şu demektir. Mesela Nasr'a yardım etti. İlk kelime Arapçada Nasr'a yardım etti. Yansuru. Yani yusebbihu gibi. Yansuru arkadaşlar yardım eder, ediyor, edecek manasındadır. Dolayısıyla yusebbihu tesbih eder, ediyor, edecek. Bir geçmiş, şimdiki ve gelecek manası taşır. Bakın geçmiş, şimdiki ve gelecek manası taşır. Öyle bir kitap ki Kur'an-ı Kerim, öyle bir ifade ki bu. Yani yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte bulunan her şey, bakın iyi dinleyin burayı. Yerde ve gökte bulunan her şey Allah'ı tesbih etmiştir. Tesbih eder, tesbih ediyor, tesbih edecek. Gördüğünüz gibi acayip bir mana. Yani dünya kuruldu kurulalı Allah ne yapıyor arkadaşlar? Sürekli zikrediliyor. Ve edilecek manası taşır. Evet burayı da inşallah açıkladık. Fiili muzari önemli bir detay bu. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, o Allah ki şimdi burada 3 tane vasıf 99 isimden Rabbimizin 99 isminden 3 tanesi burada geçmekte. Özür diliyorum 4 tanesi. El-Melik, El-Guddüs, El-Aziz, El-Hakim. Tekrar ediyorum arkadaşlar. El-Melik, El-Guddüs, El-Aziz, El-Hakim. Burada toplamda 4 tane Allah Celle Celaluhu'nun neyi vardır? 4 tane Allah'ımızın vasıfları vardır. Yani Rabbimizin 99 ismi, Rabbimizin 99 isim özelliğinden 4 tanesi burada yer verilmiştir. O Allah ki atıftır Allah Celle Celaluhu'ya. Şimdi sıfat mevsufu geldi. Mevsuf nedir? El-Melik. Sıfat, özür dilerim. Mevsuf Allah Celle Celaluhu. Sıfat El-Melik yani özellik. Ne demektir Melik? Padişah, hükümran ve güç sahibi. Yani biz geçmiş devletlerde de bu çok konuşulur. Melikim, azizim, büyüğüm, padişahım, sultanım anlamlarını taşır. Melik arkadaşlar. El-Guddüs demek mukaddes olan. Yani zatında eksiklik asla bulunmayan ve düşmanlarından da intikam alan. Bakın tekrar ediyorum. Düşmanlarından da intikam alan bir manaya gelir El-Guddüs. Allah Celle Celaluhu'nun böyle bir vasfı da vardır. Evet. El-Aziz demek kıymetli kardeşler. Azameti yüksek olan, büyüklüğü daim olan. Yani bugün büyük, yarın küçük değil. Nauzubillah. Rabbimizin büyüklüğü ebeden ve ezelden belli gelmektedir. Geçmişten belli vardır ve hep olacaktır. El-Hakim de hikmet sahibi. Yani yapmış olduğu her işte, yapmış olduğu her bir planlamada, yapmış olduğu her harekette bir hikmet vardır anlamına gelir arkadaşlar. Hakim, Aziz, Guddüs, Melik. Tekrar ediyorum. El-Melik, El-Guddüs, El-Aziz, El-Hakim. Bunlar aynı zamanda 99 isimden 4 tanedir. Evet. İlk kelime nedir?
toplu mana şimdi. Bunu biz bir tefsir yazıyor olsak, biz Kur'an mali yazıyor olsak inşallah Rabbim nasip ederse öyle de bir niyetim var. Bir kelime manası yazıyor olsak arkadaşlar nasıl mana vereceğiz buraya? Yerde ve gökte bulunan her şey, melik olan, kuddüs olan, aziz olan, hakim olan Allah Celle Celaluhu'nu tesbih eder. Bu da bu ayet-i kerimenin toplu manası. Kıymetli kardeşlerim, böyle bir mana ortaya çıkmaktadır. Şimdi geliyoruz devamına. Hüvellezî, Rabbimiz şimdi ikinci ayete geçtik. Hüvellezî be'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme ve inkânû min gablü lefî zalâlim mübîn. Okuyoruz. Hüvellezî be'ase. O Allah Celle Celaluhu ellezî, o Allah ki be'ase göndermiştir. Göndermiştir. Fil ümmiyine, ümmiler içinde, ümmilerin tarifini yapacağım. Rasûlen ne göndermiştir? Rasûlen bir rasul, yani bir elçi, bir peygamber göndermiştir. Rasul ile peygamber ne demektir? Aralarındaki fark nedir arkadaşlar? Peygamber demek Arapça nebi demektir. Yani sadece peygamber demektir. Rasul ise kitap gönderilmiş, kendisine ve ümmetine kitap gönderilmiş peygamberlere biz rasul diyoruz arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim gönderildiği için Peygamber Efendimiz ve ümmeti Muhammed'e Peygamber Efendimiz bir rasuldür arkadaşlar. Nebidir ve rasuldür. Ama her peygamber rasul değildir. Ama her rasul nebidir. Çünkü her kitap gönderilen peygamber zaten peygamber. Ama her peygambere kitap gönderilmediği için her peygamber rasul değildir. Evet, devam ediyoruz. Rasulen bir rasul minhum içinizden sizden yetlu okuyan aleyhim onlara neyi okuyan ayetihi ayetlerimizi daha ve yüzekkihim onlara hatırlatan onlara eğiten onlara ve yuallimuhum öğreten onları eğiten hatırlatan ve onları öğreten bizim ayetlerimizi okuyan bir resul onlara gönderdik daha ve yuallimuhum onlara öğretiyor neyi el kitabe ve hikmete hikmet dolu kitabımızı onlara öğretiyor onlar ve in kânü idiler onlar daha önce min gablü lefî zalâlin mübîn bu kitap gönderilmeden önce yani Kur'an-ı Kerim gönderilmeden önce Mekke halkı apaçık lefî zalâlin mübîn apaçık bir sapıklık içindelerdi arkadaşlar. Mekke halkı apaçık bir sapıklık içindelerdi. Kur'an-ı Kerim geldi. Hikmet dolu, hikmetler dolu, mukaddesat dolu Kur'an-ı Kerim indirildi. Sonra Mekke halkı İslam devletiyle, Medine'de kurulan İslam devletiyle huzur buldu. Peygamber Efendimizle huzur buldu. Rabbimiz burada arkadaşlar ümmi yine ifadesini kullanıyor. Ümmi yine ne demektir? Ümmi okuma yazma bilmeyen anlamına da gelir. Ümmi annesi olmayan anlamına da gelir. Ümmi kendisine daha önce ilahi bir kitap gönderilmemiş halk manasına da gelir. Birçok manada kullanabiliriz. Ümmilerden gelen bir Resul sizlere ne yaptı arkadaşlar? Bizim ayetlerimizi okudu. Siz bu ayetlerden önce apaçık bir sapıklık içindeydiniz. Şimdi biliyorsunuz bugün bazıları diyorlar ki bizim bununla alakalı bir düşüncemiz var inşallah. Osman hocamızla böyle bir projeye girmek istiyoruz. Ama başka bir sıkıntıdan korktuğumuz için şu an bir ara veriyoruz. Ama çok önemli bir proje. Nedir bu arkadaşlar? Şu an gündemimizde çok konuşulan, özellikle gençlerin kafasına takılan çok sorular var. Bunlara yanıt vermek. Hem de ayetlerle. Bir tanesi, Peygamber Efendimiz sadece Araplara gönderilmiştir. Neuzübillah. Dünyaya gönderilmemiştir diye biliyor musunuz çok yakın bir isim yani bize yakın olan bir isim dün arayıp bana bunu soruyor. Yani biri bana bunu sordu ben cevap veremedim hocam diyor. O bile bilmiyor. Arkadaşlar bunu düşünen çok insan var. Yani kafaları karışık çok insan var. Üniversitelerde, toplumda, gençlik ortamlarında, teşkilatlarda, üyeliklerde hepsine gençken biliyorum. Hepsinden haber alıyorduk, istihbarat alıyorduk. Oralarda neler konuşuluyor, o kulislerde, işte üniversitelerin kurmuş olduğu WhatsApp gruplarında, Telegram gruplarında. Hepsi arkadaşlar Kur'an'la alakalı birçoğu ekserisi saçma sapan ifadeler. Kur'an-ı Kerim sadece
Hazreti Muhammed'e ve dolayısıyla Mekke'ye indirildiğini ifade ediyorlar. Oysa ki bu ayet zaten bunu iptal ediyor arkadaşlar. Ayet de bu delildir. Ve ahirine, bakın ve ahirine, üçüncü ayet-i kerime, ve ahirine minhum lemma yelhagu bihim. Bu ayetle zaten bu ifade iptal oluyor. Ve ahirine ve diğerleri, yani Peygamber Efendimiz kitabı Mekke'ye indirdi, onları anlattı ama ve ahirine ve diğerlerine ise devam ediyoruz. Minhum lemma yelhagu bihim. Bu ayet-i kerime işte bu düşünceyi arkadaşlar bozuyor. Kendilerine ve kendilerine katılmayanlara da, bakın Mekke halkına ve Mekke halkına katılmayanlara da Kur'an-ı Kerim indirmiştir. Resul gönderilmiştir. Ve huvel azizul hakim, hikmet dolu, hikmet dolu Yüce Mevla Teala azizdir. Yani daha önce söylemiştik, büyüklüğü daima olandır. Allah Celle Celaluhu bu Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimiz'i, bu Resulü kendilerine, yani Mekke halkına ve Araplara ve onlara katılmayanlarında, yani yel hakkı ifadesi burada işte biz oluyoruz arkadaşlar. Bir rivayete göre sen bu ayet-i kerimeyi okurken Peygamber Efendimiz'e ashab-ı ikram sordu. Ya Resulallah, bize katılmayan kimdir? Yani bize katılmayanlar, bu ifade etmiş olduğunuz insanlar kimdir dediklerinde Rabbimiz arkadaşlar, özür dilerim, Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisi, biliyorsunuz Farisi neresidir? Farisi İranlılara deniyor. İranlı asıllı ilk Müslüman sahabedir aynı zamanda. Selman-ı Farisi radıyallahu anh çok kıymetli bir sahabedir. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın omuzuna dokunarak, bunlardan öyle yiğitler gelecek ki, bunlardan öyle insanlar gelecek ki İslam yıldızlarda bile olsa uzanıp onları alacaktır ifadesi buyuruldu. Dolayısıyla Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir İranlı. Sonuçta bir Arap değil. Mekkeli değil, Medineli değil, Taifli değil. Evet, bu çok önemli arkadaşlar. Burada da işte bu sorunun cevabı. Burada hatta Efendi Hazretlerimizin Kur'an-ı Macid tefsirinde de yazar, Kelime Malik Kur'an'ında da yazar. Burada Farisilerin ve Türk milletlerinin, bakın Farisilerin ve Türk milletlerinin de daha sonra İslam'a gireceğini de Efendimiz Selman-ı Farisi radıyallahu anh vermiş olduğu misalle ortaya koymuştur. Yani dolayısıyla daha sonraki ümmetler, yani bize katılmayanlar arkadaşlar, şu yani Araplara katılmayanlar da işte daha sonra İslam devleti kuracak olan Osmanlı gibi, Selçuklu gibi, Araplarda Emeviler, Abbasiler gibi, Farisiler dönemindeki İranlıların kurmuş oldukları gibi arkadaşlar İslam devletlerini kastetmektedir. İşte bu ayet-i kerime gelecek olan İslam devletlerini müjdelemiştir ve arkadaşlar bu soruya cevap olarak bu kullanılabilir. Evet, bu ayet-i kerime önemliydi. Şimdi inşallah devam ediyoruz. Zalikel fadlul, arkadaşlar bu arada bu Cuma suresi çok kıymetli bir sure. Yani her konunun aslında detaylı anlatılması lazım. Ama inşallah yapabilirsek bir derste bu 11 ayet-i kerimeyi okuyup tek bir derste Cuma suresini bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok bölününce konular çok dağılıyor. Yani Cuma suresini 3 program yapmak istemiyorum. Tek program inşallah yapalım dedik. Toplu bir konu olsun. Açan herkes bir surenin manasını bir saatte açıp çok rahat bir şekilde dinleyebilsin diye. İnşallah o yüzden biraz hızlı geçiyoruz. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَٰى وَاللّٰهُ ذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ. Arkadaşlar 4. ayet-i kerime, tekrar ediyorum, Cuma suresi 28. cüzde, Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi ve 11 ayet-i kerimeden oluşuyor. Yahudiler ve Cuma namazından bahsediyor. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَٰى. ذَٰلِكَ, işte bu, yani bu peygamberlik, resullük, fadlullahi, Allah'ın bir fazlıdır. Yani lütfudur. Yü'tihi, onu verir. Men yeşa, istemiş olduğuna, yani dilemiş olduğuna Allah Celle Celaluhu peygamberliği verir. Dolayısıyla. Vallahu zül fadlil azim, Mevla Teala Hazretleri büyük lütuf sahibidir. Yani kime vereceğini, niçin verdiğini Rabbimiz kendi katında, tabii ki de hikmetler dolu birçok anlamı vardır. Mevla Teala asla, neuzubillah, yanlış bir hareket, boş bir ifade asla Mevla Teala'da bulunmaz. Şimdi arkadaşlar geldik Yahudilere. Meselüllezine hummilü tevrate. Meselüllezine hummilü tevrate.
Evet, biraz aşağıda kalmış. Humilü tevrate sümme lem yahmilüha kemeselil himari yahmilü esfara. Arkadaşlar, bu ayet-i kerime çok önemli. Bu ayet-i kerime yıllardır aslında bir atasözü gibi bize söyleniyor ama özür diliyorum, çok özür diliyorum. Kitap dolusu eşek ifadesi. İşte ciltler dolusu eşek misali biliyorsunuz bizim Türk olarak da atasözümüzde var. Ama bu aslında bir ayet-i kerimedir. Rabbimiz buyuruyor ki meselü lezine hummilü tevrat. Meselü şunun durumu misali ellezine o kimse der ki hummilü tevrate. Tevrat'ı yüklendiler. Tevrat biliyorsunuz Yahudilerin bir kitabıdır arkadaşlar. Hummilü tevrate. Tevrat'ı yüklendiler. Sümme lem yahmilüha. Sonra onu taşımayanların misali. Yani Tevrat'ı okuyup, Tevrat'ı yüklenip, yani bu aslında Yahudi alimleri kastediyor arkadaşlar. Yahudi alimleri biliyorsunuz Yahudilik eski semavi dinlerden, hak dindi o zaman. Dolayısıyla Yahudi alimleri Peygamber Efendimiz'in vasıflarını Tevrat'ta, yani Yahudilerin kitabında gördüler. Peygamberimizi biliyorlardı ama inanmadılar. Ama Peygamberimize inanmadılar. Dolayısıyla onları Allah neye benzetiyor? Kemezelil hemari. Çok özür diliyorum ama onlar eşek gibidir diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Niye? Yahmilu esfara. Kitaplar taşıyan eşeğe benzer. Kitap taşıyan eşeğin durumuyla aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ne demek? Yani bir insan bir ilmi okuyor ama eğer o ilme inanmıyor, eğer o ilimle amel etmiyorsa Allah Celle Celaluhu bu insanı neye benzetiyor? Ciltler dolusu, kitaplar dolusu kitap taşıyan bir eşeğe benzetiyor. Dolayısıyla bir merkep diyelim Arapça tabirle. Merkep yani eşek demek halk dilinde. Bir merkep ciltler dolusu kitapları taşıyabilir ama içinde ne olduğunu asla bilmez, idrak edemez. Dolayısıyla arkadaşlar bir insan da bir ilmi okuyorsa, bir ilmi öğreniyorsa, bir ilmi sırtlanıyorsa onunla amel etmek zorunda. Burada Rabbimiz Yahudilere örnek vermiş. Ama zannetmeyin ki bu bizim için geçerli değildir. Bu bütün insanlar için geçerlidir. Çünkü Yahudi alimler de Peygamber Efendimizin geleceğini biliyorlardı. Tevrat'ta zaten bu vardı. Ama Peygamber Efendimizle birlikte bir din gelince bu onların çok ağrına gitti. Yani Yahudilik kalktı. Çünkü innettir endallahil İslam ayet-i kerimesi geldi Bakara suresinde. Allah katında tek din İslam'dır gelince onlar da bunu çok fazla hazmedemedi. Zaten Peygamberimizin doğuşundan belli. Hiç hazmedemediler. Ama bu ayet onları çok bozdu tabiri caizse. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Rabbimiz buyuruyor ki işte bu insan yani ilimler okuyup kitaplar dolusu ciltler okuyup onun muamele etmeyen insanın durumu bir se ha bu arada bunu da söyleyecektim. Burada arkadaşlar sonuçta bu arkadaşlarımız reji ekibimiz, yönetimimiz bu şeyleri Kur'an-ı Kerim ayetleri, bu sureleri sitelerden alıyorlar. Sitelerde de belli kelimeler nedense yazılmıyor. Bir türlü bazı kelimeler çıkmıyor. Burada bir eksiklik var. Bir kelime yok burada. Bir se meselü olması lazım. Burada yok ama görüyorsun. Bir sel kavmi geçiyor. Bir se meselü kavmi olması lazım. Doğru ayet kelime budur. Bir se meselü kavmi lezine kezzebu bi ayatillah. Rabbimiz buyuruyor ki bir se meselü kavmi şu kavmin misali gibidir ki اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanların misli gibidir. Onlar aynı bunun gibidir. Daha وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Allah Celle Celaluhu zalimler topluluğuna asla hidayet vermeyecektir, etmeyecektir. Evet, inşallah konu anlaşılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki plazmayı rica edeyim. Evet. Devam ediyorum. Kıymetli kardeşler tekrar ediyorum. Cuma suresini okuyoruz. Cuma suresinde 28. cüz kıymetli kardeşlerim. 28. cüz ve tam tamına 11 ayet-i kerimeden oluşuyor Cuma suresi. Ve şu anda buraya kadar okumuş olduğumuz ayetlerde yeryüzünde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Ve Yahudilerden örnek verdi Rabbimiz. Tevrat gönderilen Yahudi alimleri eğer onlarla amel etmiyorsa onlar da ne gibidir?
Eşek kitap taşıyan eşeğin misali gibidir. Yani içindekilerden habersiz gibidir dedi arkadaşlar. Bunları da söyledik. Şimdi bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Evet, şimdi Yahudilerle alakalı ayetler başlıyor. Kul ya eyyühellezine hadu in zaamtum enneküm evliyâü lillâhi min dûnin nâsi fetemennevül mevte in kûntüm sâdikîn. Bakın burada da in kelimesi yok. Bazı hatalar böyle var arkadaşlar. Onları inşallah biz var olarak yazıyoruz. Kul ey Habibim, de ki diyor Rabbimiz. Ya eyyühellezine hadu. Hadu arkadaşlar Arapçada Yahudilerin diğer adı. Yahudiler, ey Yahudiler diyor Rabbimiz. Ey Yahudiler, in zaamtum, eğer sanıyorsanız, inanıyorsanız, enneküm, sizin evliyaülillahi, Allah'ın dostu olduğuna, yani siz Allah'ın dostu olduğunuzu iddia ediyorsanız, min dünin nasi, insanlardan başka olarak siz kendinizi, insanlar değil, biz Allah'ın dostuyuz diyorsanız, fetemennevül mevte, bir taneniz ya, bir taneniz canınızı ortaya koysun. Bu kıssa da Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 94, 95, 96'da anlatılıyor, anlatacağım. İn kütüb sadıkîn. Eğer doğru iseniz, samimi iseniz bir taneniz canınızı feda edin. Şimdi arkadaşlar bu ayet-i kerime çok önemli. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Bu ayet kerimeler. Vallahu basirun bima ya'malun. 94, 95, 96. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde 3 ayet kerime ve bu ayet kerime de o ayette bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Rabbimiz buyuruyor ki arkadaşlar, kelime kelime hemen ayet ayet hemen söyleyelim. وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ اَوَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ. Eğer diyorsanız ki biz davamızda samimiyiz, biz Yahudiler olarak Allah'ın dostuyuz diyorsanız canınızı ortaya koyun dedi Rabbimiz, Peygamber Efendimiz. Onlara böyle dedi arkadaşlar. Ama Rabbimiz diyor ki, buyuruyor ki وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا. İnsanlar üzerinde, bakın burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar, bu ayet-i kerimeleri İlk defa duyacağınızdan çok fazla eminim. Çünkü bu ayet kelimeleri televizyonlarda okumak belki de yasak. Camilerde söylemek sıkıntılı. Şikayet oluyor, bilmem ne oluyor. İşte şiddet söylemi, bilmem ne. Ben büyük ihtimalle bunu YouTube'a da yüklesek, büyük ihtimalle YouTube'da kaldırır. Çünkü TikTok'ta Yahudilerle ilgili ne söylesek, ne paylaşsak, bizim 3 tane 4 tane Kudüs videomuzu iptal ettiler. Yani Yahudilerle ilgili Kudüs olaylarını anlattığımız videolar vardı. Hepsini iptal ettiler, telif hakkı koydular, şiddet söylemi kabul ettiler, nefret söylemi kabul ettiler. Büyük ihtimal bu da öyle kabul edebilir. Ama ayet-i kerimedir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَا. İnsanlar üzerinde, dünya üzerinde yaşama, hayata en düşkün olanlar Yahudilerdir. وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَةٍ. Rabbimiz buyuruyor. Onlar her biri, yani Yahudilerin her biri tam 1000 yıl, bakın tam 1000 yıl yaşamak isterler diyor arkadaşlar. Müşriklerden de çok Yahudilerin her biri tam 1000 yıl yaşamak isterler. Ama وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ. Rabbimiz buyuruyor ki ama onlar bin yıl yaşasa bile azabımızdan kaçamayacaklar. Onları yakalayacağız diyor Allah Celle Celaluhu. İşte o ayet-i kerime bu ayetle bağlantılı arkadaşlar. Rabbimiz de buyuruyor ki ey Habibim, yani Peygamber Efendimiz, ey Habibim, onlara de ki eğer siz samimiyseniz, eğer biz hak değiliz, biz doğru yoldayız, biz Allah'ın dostlarıyız diyorsanız, bu arada neuzübillah, Yahudiler biliyorsunuz arkadaşlar, neuzübillah, sapıklıkta ileri gittikleri için kendilerini Allah'ın akrabaları, Tanrı'nın akrabaları, Tanrı'nın sülalesi, Tanrı'nın kardeşleri, ailesi olarak ifade etmeye çalıştılar. İşte Efendimiz de ona bu şekilde buyuruyor. Min dünin nasi, eğer insanların dışındayız biz Allah'a yakınız, siz farklısınız, biz Allah'ın dostuyuz diyorsanız,
O zaman fetemennevül mevte. Hadi ölümü isteyin. Hadi bir taneniz canınızı feda edin Allah için dediler. Ama arkadaşlar ve la yetemennevnehu asla böyle bir şey yapmıyorlar. Yapmayacaklar. Çünkü velen yetemennevnehu ebeden. Hani 94. ayet-i kerime Bakara'da aynı ifade. Ve la yetemennevnehu ebeden. Evet. Ve la yetemennevnehu ebeden. Rabbimiz buyuruyor ki asla böyle bir şey yapamazlar. Ebeden Arapçada kesin olarak, yani daha dönüşü olmayacak bir yol anlamında, asla böyle bir şey yapamazlar. Korkaklar. Arkadaşlar 95. ayet-i kerime Bakara suresi ve letecidennehum ahrasan nasi ala haya. Dünya üzerinde yaşamayı en çok isteyen Yahudilerdir. Açık ve net ya, daha Rabbimiz ne desin? Yani aslında bu bir Kur'an'ın mucizesidir. Neden? Çünkü o günkü Yahudilerle bugünküler farklı mı? Hayır. Uzaydaki araştırmalar, NASA, Amerika'nın en çok bütçe ayırmış olduğu, milyar dolarlık ayırmış olduğu NASA şirketi, arkadaşlar neyle uğraşıyor biliyor musunuz? Uzayda bir yaşam arıyorlar. Çünkü kıyametin kopacağını onlar da biliyor. Tevrat'ta da bu vardı zaten. Kıyametin kopacağını biliyorlar. Mars'ta yaşam, uzayda yaşam, gökyüzünde yaşam, Samanyolu'nda kaybolma, bilmem ne. Filmleri de zaten hep bu şekilde biliyorsunuz genel olarak. Rusya yer altına, Amerika yer üstüne bu şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Ama وَمَا هُوَ بِمُزَحْزَحِهِ مِنَ الْعَذَابِ. Asla bizim azabımızdan kaçamazlar. Bin yıl yaşasam bile, Mars değil, Samanyolu'nda yaşamı bulsam da, yıldızların üstüne dünya kursam da, Allah'ın azabından kaçamazsınız. Ne dedi Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, büyük oğlu arkadaşlar? Dedi ki, ben dedi çıkarım dedi, madem tufan olacak dedi, eğer inanmıyor da, eğer olursa diyor, çıkarım diyor yüksek bir dağın tepesine, yağmurlar bana ulaşamaz dedi arkadaşlar. Ama ne oldu? Hepsi helak oldu. Nuh Aleyhisselam bir peygamberdi ama eşi ve oğlu kendisine iman etmedi. Evet. Bimâ gaddemet eydihim. Vallahu alimun bizzalim. Zaten 94'te aynı ifadeleri okuduk arkadaşlar. Onlar asla öne sürdükleri şeyleri yapmazlar. Yani biz Allah'ın dostuyuz derler ama Allah için bir şey yapmazlar. Vallahu alimun bizzalimin. Allah zalimleri bilmez mi ya? Bilir tabii ki de. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar ayet-i kerimelerimize. Kul innel mevtellezî teferrûne minhu fe innehu mulâqîkum. Ayet-i kerime arkadaşlar. Aynı Bakara suresinde olduğu gibi, şu tarafa geçeyim. Aynı Bakara suresinde olduğu gibi kıymetli kardeşler, Rabbimiz buyuruyor ki, kul ey Habibim de ki, innel mevte, muhakkak ki ölüm, ellezî, o ölüm ki, teferrûne, siz ondan kaçıyorsunuz ama minhu, o ölümden kaçıyorsunuz. فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Ama sizi bir gün mutlaka o ölüm yakalayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Siz ne kadar kaçarsanız kaçın, o ölüm sizi bir gün mutlaka مُلَاقِيكُمْ yakalayacaktır, enseleyecektir. ثُمَّ sonra تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ. Gaybın sahibi olan Allah'a döndürüleceksiniz ve hesap vereceksiniz diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ayet-i kerime alimil gayb, daha ve şehadeti fenünebbiyüküm bimâ küntüm tamelün. Ve hepiniz göreceksiniz ve yaptıklarınızdan size haber vereceğiz. Şunu yaptın, bunu yapmıştın, şimdi hesap ver denilecek Yahudilere kıymetli kardeşlerim. Buraya kadarki ayetlerimiz Yahudilerle ilgiliydi. Tam 8 ayet olması lazım, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, çok önemli konulardan bahsettik. Yahudilerden bahsettik. Yahudiler dünyada yaşamayı en çok isteyen insanlardır. Müşriklerden de çok. Yani puta tapanlardan da çok. Bugün biliyorsunuz Çin, özellikle Asya bölgesinde hala Budizm devam etmektedir. Hala putperestlik devam etmektedir. Hala put yapanlar devam etmektedir arkadaşlar. Günümüzde her yerde. Dolayısıyla ama müşrikler mi daha çok dünyayı sever? Yahudiler mi? Yahudiler sever arkadaşlar. Ve kıyamete bile çözüm bulmaya çalışıyorlar. Onlar da o kadar iyi biliyorlar ki kıyametin kopacağını. Dünyada
Her şey yok olacak. Biz diyorlar yerin altında yer yapalım. Olmuyorlar. Denizin üstünde yer yapalım. Olmuyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bir deprem, bir felaket, bir zelzele olmuyor. Şu an en son uzayda bir şeyler yapmaya çalıştılar. Orada da sürekli bir göktaşı çarpma şeyleri gündemi oluyor arkadaşlar. Biz o gündemi de takip ediyoruz özellikle. Şimdi en son uzaydan da bir nevi umutlarını yitirdiler. Tabii bu arada hala yapıyorlar. Bunu bilin yani. Uzayda bir yaşam şeyi, zengin olanları oraya toplamaya çalışıyorlar. İşte kıyamet koparsa olası bir durumda oraya kaçarız diye. Şu an en son geldikleri nokta arkadaşlar Mars. Mars gezegenine de biliyorsunuz geçen gün bir robot gönderdiler. Birkaç görüntü çektiler, video çektiler. Şu an onu araştırıyorlar. Oraya bir yaşam kurabilir miyiz? Bir efendime söyleyeyim bina dikebilir miyiz? Korunaklı bir yer yapabilir miyiz? Askeri alan kurabilir miyiz? Falan filan falan. Arkadaşlar uzun hikaye ama Rabbimizin ayeti kesin. Nereye kaçarsanız diyor kaçın Allah Celle Celaluhu sizi yakalayacağım. Mülâgîküm. Sizi bulacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Siz benden kaçamazsınız diyor Rabbimiz. Evet şimdi buraya kadar arkadaşlar buraya kadar neydi? Tekrar ediyorum. Cuma suresini okuyoruz. Tam tamına 11 ayet-i kerime 28. yüzyılda bulunuyor. Ha şunu söylemeyi unuttum. Medine'de indiriliyor. Arkadaşlar bu sure yani hicretten sonra Medine'de indiriliyor. Mekki değil, medeni ayetlerdir. Buraya kadarki olan kısmı Yahudilerle alakalı. Evet. Şimdi buradan sonraki kısım işte 9. ayet dedim ya. 9. ayetteki cuma kelimesinden almıştır sure diye. İşte 9. ayet-i kerimeye geldik. Buradan sonraki arkadaşlar cuma namazından bahsediyor. Hocam neden cuma namazından bahsediyor? Arkadaşlar cuma namazı farzı ama yine bazıları fevri olarak kılıyordu. Cemaat olarak bir farz ayeti yoktu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bu ayet-i kerime indiğinde Medine'ye gönderilen ilk öğretmen, ilk hoca olan Musab bin Umeyr'e bir mektup yazarak ilk defa Musab bin Umeyr'i Efendimiz radıyallahu anh bir cuma namazını 10 kişiyle kılmıştır Medine'de arkadaşlar. Bu ayet-i kerime şunun için nazil oldu. Özellikle Müslümanlar cuma günleri tatil olduğu için cuma günleri kervanlar gelirdi. Efendime söyleyeyim hazineler, hediyelik eşyalar, kumaşlar. Biliyorsunuz Mekke o zaman da Medine aynı zamanda arkadaşlar ticaret şehirlerinden büyük bir şehir. Yani önemli bir şehirdi. Dolayısıyla ticaret kervanları geldiğinde Müslümanlar da namazda biraz gevşeklik yapıp ticaret kervanlarına yöneliyordu. Namazı biraz borçladıklarında Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Hocam o gün öyleydi. Arkadaşlar bugün de böyle. Cuma günü biliyorsunuz işlerin sıkıştığı, tam böyle haftanın hesabını yaptığın, kitabını yaptığın, haftanın böyle özetini çıkarttığın bir gündür cuma günü. Çok önemli bir gündür. Tam böyle bir günde bir cuma namazı var. Ama Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ileride ayet-i kerimede gelecek. Eğer namazı tercih ederseniz ticaretiniz daha bereketli olacak diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Şimdi dinliyoruz. Evet. Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'a. Rabbimiz buyuruyor. Cum'a. Evet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani kim arkadaşlar iman edenler? Başkaları mı? Arabistan'dakiler mi? Hayır. Biziz. Yani Müslümanlar, iman edenler. İzâ nûdiye lissalâti. Namaz için nida yapıldığı zaman. İzâ nûdiye lissalâti. Namaz için nida. Yani davet. Yani o nedir arkadaşlar? Ezan. Doğru mu? Namazın nidası nedir? Ezandır. Lissalâti. Namaz için min yevmil cuma. Cuma günü yapıldığı zaman fes'av arkadaşlar. Emirdir. Emri hazırdır. Fes'av. Ne yapın? Koşun. Direkt. Daha ilâ zikrillâhi. Allah'ın zikrine. Yani namaza, Kur'an'a, sohbete, camiye. Mutlaka ne yapın? Fes'av. Koşun. Hem de arkadaşlar işini gücünü bırakarak. Biliyorsunuz cuma günü bu ayet geldikten sonra özellikle şunu söyleyebiliriz ki cuma günü alışveriş yapmak haramdır. Cuma saati arkadaşlar alışveriş yapmak haramdır arkadaşlar. Caiz değildir. Çünkü ayet-i kerime var. Evet. Fes'av ila zikrillahi dedik. Evet. Ve zerul bey'i. Rabbimiz buyuruyor ki hani o ticaret kervanına koşuyordu ya insanlar. Rabbimiz buyuruyor ki alışverişi bırakın arkadaşlar. Alışverişi bırakın.
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlıdır. Yani namaz sizin için o alışverişten daha hayırlıdır. خَيْرٌ لَكُمْ Daha inkü üntüp talemün. Eğer bilseydiniz sizin için namaz daha hayırlıdır. Ama keşke diyor Allah bunu bilseydiniz. Ama insan diyor ki ya şu işi de halledeyim, şu işte kaldı, şunu da halledeyim, gideyim diyor ama hayır. Eğer sevabını bilseydin kesinlikle ticareti bırakıp Allah'a yönelirdin. Feyda kudiyeti salatu. Namaz kılındığı zaman bak Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki namaza koşun ama namaz kılındığı zaman fenteşuru dağılabilirsiniz. Namazı kılın sonra ne yapın? Dağılın. Niçin? Fil ardı yeryüzüne dünyaya dağılın ne yapın? Daha ve betehu min fadlillahi. Allah'ın lütfunu arayın. Allah'ın rızkını arayın. Sonra işinizin başına geçin demektir. Daha fenteşiru fil ardı ve betehu min fadlillah. Allah'ın fazlını arayın. Daha ve zikrullah ve Allah'ı anın. Yani ticaret yaparken de Allah Celle Celaluhu anın, zikredin ve helal olan rızkınızdan da yeryüzüne dağılıp mücadele edin. Ailenizi geçindirmek için, çoluk çocuğunuzu geçindirmek için mücadele edin. Ama arkadaşlar Rabbimiz buyuruyor ki vezkürullâhe kesîran gelecek. Kesîra Allah Celle Celaluhu çokça zikredin. Leallekum tuflihûn umulur ki o zaman başarıya, o zaman parayı bulursunuz. Ben size anlayacağınız tabirde o zaman parayı bulursunuz. Ama arkadaşlar ve izâ ra'ev ticareten o insanlar, bu arada onu da söyleyeyim de, o insanlar bu ticaret kervanlarına koşarken def çalarlarmış. Leh kelimesi oradan geliyor. Leh var ya leh, eğlence o demek. Yani def çalarlar arkadaşlar. İşte kervan geldi, mutluluk sebebi bu. Çünkü haftada bir geliyor, iki haftada bir geliyor. Geldiği zaman o def çaldıkları için Rabbimiz buraya buyuruyor ve izâ ra'u ticâraten evleh verin. Eğlenceye veya ticaret gördükleri zaman o insanlar infavvu dağılıp ileyha bir dakika nasıl ters oluyor da ve izâ ra'u ticâraten evleh verin fazlu ileyha ve terakûke kâime. Ayakta yani namazda namazları terk edip direkt ne yaptılar? O eğlenceye koştular. İnsanlar o defi duyunca yani ticaret geldi diyerek ayakta olduklarını, namazda olduklarını, salahta olduklarını unutup eğlenceye koştular. Rabbimiz o yüzden buyuruyor. Ve terakûke kâima ve kıyamı terk ettiler. Kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticara. Rabbimiz buyuruyor. Ama namaz sizin o eğlencenizden ve ticaretinizden daha hayırlıdır diyor arkadaşlar. Allah katında eğlencenizden ve ticaretinizden cuma namazı daha hayırlıdır. Dolayısıyla siz belki ticarete koşuyorsunuz ama vallahu hayru razıkin rızkı veren benim diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu rızık verenlerin de en hayırlısıdır ve dersimiz bitti. Evet, ayet bitti değil mi arkadaşlar? 11. ayet-i kerime cuma suresi tamamlandı. Evet. Arkadaşlar tam tamına 40 dakika elhamdülillah 11 ayet-i kerimeyi 40 dakikada elimizden geldiğince en tatlı şekilde anlatmaya çalıştık. İnşallah amel etmeyi Rabbimiz bizlere nasip eylesin. Bu arada bugün Perşembe 3 aylar devam ediyor. Bu da Cuma suresi arkadaşlar. Peygamber Efendimizin her Cuma okumuş olduğu bir suredir. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu rivayet etmiştir. Cuma günü geldiğinde Efendimiz Cuma suresi okurdu buyurmaktadır kıymetli kardeşler. O yüzden sizden rica ediyorum bu akşam gelin bu sureyi hep beraber okuyalım. Gördüğünüz gibi Cuma'da Rabbimiz buyuruyor ki ticaretle uğraşıyorsunuz ama benim ticaretim, benim buyurmuş olduğum bu namaz sizin ticaretinizden çok daha fazla hayırlıdır buyuruyor Rabbimiz. Cuma günü ezan okunduğunda namaza koşulur. Asla ticaret yapmak, alışveriş yapmak efendime söyleyeyim. Kesinlikle caiz değildir arkadaşlar. Evet, bugünkü tefsir dersimize de Cuma suresini elhamdülillah ihya ettik. Rabbim amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Biz vaktimizi geçirmiyoruz. 40-45 dakika bazen 50 dakika gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her Perşembe günü saat 7'de sizleri bekliyorum. Bir adam 3 aylarda Allah'a vakit ayıramıyorsa bilsin ki sene boyu Allah'a vakit ayıramayacak. Çünkü nereden biliyorsun hocam?
Ramazan nasıl geçerse sene öyle geçer. 3 aylar nasıl geçerse Ramazan da öyle geçer. Eğer Ramazan'da bir insan kalkıp Allah'a vakit ayıramıyor, Kur'an'a vakit ayıramıyor, tefsire vakit ayıramıyor, ayağına kadar fırsat geliyor, sen bu fırsatı tepiyorsan, sen sene boyu bil ki Allah'a vakit ayıramayacaksın. Ve sene boyu da şeytanla yatacaksın, şeytanla kalkacaksın. Cinlerle yatacaksın, büyüyle kalkacaksın. Hocam ben çok çarpıldım. Hocam benimle cinler uğraşıyor. Seninle hiç kimse uğraşmıyor. Sen kendinle uğraşıyorsun. Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Sen Allah'a harp ilan ediyorsun. Sen Allah'a savaş ilan ediyorsun. Sonra hocam benim üstünde bir ağırlık var. Hocam beni bir okur musunuz? Ben gece bir şeyler görüyorum. Sen daha az şeyler görüyorsun. O yüzden arkadaşlar 3 aylarda ve Ramazan-ı Şerif'te kesinlikle Kur'an'a vakit ayıracaksınız. Artık bu farz. Bu farz. Bunu yapmamız lazım. Bunu yapmazsan Allah'ın gazabını hak etmiş olursun. Çünkü ayet-i kerime, eğer zikrimden yüz çevirirseniz size elem verici azap veririm diyor Allah. Yani sıkıntı veren bir yaşam sunarım diyor Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Evet, o yüzden 3 aylarda asla bize yakışmaz. 3 aylarda yapmamız gereken şey Mevla Teala'ya vakit ayırmak, Rabbimizi memnun etmek ve gördüğünüz gibi arkadaşlar okunacak Kur'an'ları, okunacak zikirleri mutlaka okumak ve tesbih etmek. Yoksa arkadaşlar Allah muhafaza şeytanla yatar, şeytanla kalkarız, şeytanla para kazanırız. Ailemizin rızkını şeytandan geçindiririz. O yüzden Rabbim muhafaza eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın selametle, sağ olun, var olun. Haftaya aynı saatimizde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun efendim.